Hocaeli Televizyonu TV41 ekranlarından merhaba, hayırlı akşamlar. Evet değerli izleyenlerim, bu haftaki Ekonomik Kulübü programımıza hoş geldiniz. Bu hafta Türkiye için seçimin son haftasına girdik. Önümüzdeki hafta inşallah yerel seçimlerle birlikte bu ayın sonunda böylece tamamlamış olacağız. Tabii ki haftanın konuna baktığım zaman değerli üstadım Sayın Bülent Görer, eski bankacı, finans uzmanımız ve yeminli mali müşavir. Değerli üstadla bugün ne konuşacağız dersek, öncelikle üstadıma faizde 22 yılın en yüksek seviyesi görülen Türkiye'de, yani Merkez Bankası dün aldığı kararla birlikte 500 bas puan arttırarak 45'ten 50 seviyesine çıkarttı değerli üstadım. Bu arada da tabii bunu çıkartırken de bununla ilgili bazı faiz artışı mesajları verdi. Dün çoğu kanallarda bunun tartışması yapıldı. Bir kez evet. De ben sizinle bunu paylaşmak istiyorum değerli üstadım. Faiz artışı mesajı verilirken bu kelimelerinde Merkez Bankası ne demek istedi? Halka ne tür bir mesaj verdi? Ülkeye ne tür bir mesaj verdi? İsterseniz ekonomik verilerimize geçmeden evvel grafiklerimize bunu bir tartışmak, konuşmak isterim. Ne dersiniz üstadım? Hay nasıl isterseniz. Peki üstadım, tabii. O zaman başlıyoruz. Diyor ki faiz artış mesajında kurul enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizin artırılmasına karar vermiş. Aylık enflasyon ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahminin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdürecek. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunu sıkılaştıracaktır. Para politikasındaki kararlı duruş, yurt içi talepte dengeleme, Türk lirası reel değerleme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonu ana eğilimine düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısını tesis edilecektir diyor. Bu birinci program. Ne dersin üstadım? Bunu da burada ne tür bir mesaj verilmek istenildi? Faruk Bey teşekkürler. Çok önemli bir konuya parmak bastınız. Gerçekten satır araları çok önemli ve takip edilmesi gereken yerler. Evet. Ben de aslında bu akşam göstereceğim faizle ilgili slaytımda satır arasında hiçbir yerde değinilmeyen bir yer yakaladım ve onu paylaşacağım. Ama sizin bahsettiğiniz gibi sebeplerden bir tanesinin biliyorsunuz ki enflasyon olduğunu biliyoruz. Evet. Kur artışı Türkiye'de enflasyon getiriyor. Şükrü Üstad'ım burada çok defalarca anlattı. Maliyet enflasyonu nedir diye. Evet. İthal enflasyonu nedir diye anlatmıştı. Bakın kur arttığında Türkiye'de enflasyon artıyor. Kurun stabilize olduğu dönemde, yatay gittiği dönemde enflasyon da yatay gitmiştir. Dolayısıyla bahsedilen konu haklı. Çünkü en son açıklanan enflasyona baktığınızda enflasyon yükseldi. Evet. Dolayısıyla bizim bu sayfalarda, burada bu ekranlarda gösterdiğimiz reel faiz makasına baktığımız vakit reel faizde de bu sefer eksiye doğru daha bir azalış olacaktı ki eğer faizi artırmasaydı Merkez Bankası bu sefer reel faiz eksiye daha fazla olacağından kurda bir artışın olması muhtemeldi. Evet. Aslında birçok ekonomist pas geçeceğini söylemişti. Fakat çok rakam vermek gerekirse 24 ekonomistin Merkez Bankası'nın yaptığı ankette 23 tanesi pas geçecek dedi. Evet. 3 tanesi ise 25 puan yani 2,5 puan artıracak, 250 bas puan artıracak diye tahminde bulunmuştu ki sürpriz diye adlandırılan başlıklar bugün tamamen ona ait. Çünkü beklenmiyordu 5 puanlık ama çok iyi yaptılar. Çünkü gerçekten de bahsettiği eğer bozulmayı yaşarsak o zaman önüne geçilemez bir hal alabilirdi ki evet. Ben de evet enflasyondaki bozulma. Ama enflasyon raporuna baktığımızda ise Merkez Bankası'nın açıkladığı bu raporda zaten Haziran'a kadar bir yükselişin olması, Haziran'dan sonra bir düşüş patikasına girmesini bekliyoruz. Aynı zamanda 2 gün önce Cumhurbaşkanımızın da biliyorsunuz ki bir açıklaması oldu bu kapsamda. İkinci yarısında, yılın ikinci yarısında enflasyonun düşeceği ve ekonomik verilerin daha da iyi göstereceğine dair bir açıklaması olmuştu ki o da tamamen enflasyon raporunda Merkez Bankası'nın açıkladığı raporda yazan bir ifadedir ki doğrusunu yaptı Merkez Bankası, tahminlerin tersini yaptı, böyle de yapması lazım, birazcık önden gitmesi lazım. Merkez Bankası eğer piyasayı takip ederse değerli izleyenler o zaman piyasa yönlendirmiş olur. Şu anda Merkez Bankası piyasayı yönlendiriyor. Forward guidance dediğimiz zaman zaman Fed'in sözlü yönlendirmelerinin yanı sıra elinizdeki güç ortodoks politikalarda faizdir.
O zaman faizi değiştirerek siz istediğiniz politikayı ve kararlılığınızı gösterebilirsiniz. Merkez Bankası dün bunu yaptı. Ben de bu anlamda tebrik ediyorum. Peki efendim. İkinci paragrafında da aynen şunu dile getiriyor. Kurul makro ihtiyatı politikaları, piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürmekte. Bu çerçevede ay içinde yapılan düzenlemelerde finans koşullar sıklaştırılmış, para politikası aktarımını desteklemiş, kredi büyümesi ve mevduat faizindeki öngörülen dışında gelişmeler olmasa durumunda da parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edecek. Likidite gelişmelerinde yakından takip edilerek gerektiğinde sterilizasyon araçlarının etkin şekilde kullanılması sürdürülecektir diyor ikinci paragrafta. Bir diğer paragrafta da İsterseniz orada çok kısa bir şey ifade edeyim. Buyurun isterim. Şimdi makroekonomik verilere baktığımızda parasal sıkılaşma zaten şu anda son derece yüksek seviyede ilerliyor. Bakın piyasada kredi faiz oranları %75'e dayanmış vaziyette. Vatandaş ya da işletme zaten kredi kullanamaz hale geldi. Evet. Bugün yine BDDK'nın biliyorsunuz taşıt kredilerine ilişkin açıklamaları var. Birazdan siz de açıklayacaksınız. Dolayısıyla yani parasal sıkılaşma son derece yüksek seyrediyor zaten. Evet. O yüzden buradaki hani sterilizasyon dediği daha seçici davranarak özen göstermek suretiyle kredilerin dağılımını ve paranın dağılımını yapmak lazım ama bu sefer yine selam olsun Şükrü Üstadımıza sadece para politikasıyla değil maliye politikalarıyla desteklenen bir yönetim çok daha başarılı olacak. Burada şu anda tamamen konu para politikalarına dönmüş vaziyette. Evet. Bu para politikaları çok sıkılaştı ve likiditeyi şu anda piyasadan çok çekiliyor. Bu birazcık bana göre likidite tarafında bu sefer sorunlara yol açacak ki bu sorunları nasıl aşacağını da yakın zamanda göreceğiz. Onu göreceğiz. Bir diğer paragraflarında da kurul politika kararlarını parasal sıklaştırmanın gecikmeli etkilerinden de dikkate alarak enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonun orta vadede %5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyeceğini beyan ederken enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin gösterilere yakından takip edilip ve kurul fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacağını dile getiriyor. Ve buna bağlı olarak da programımızı açarken dedik ki Üstad faizde 22 yılın en yüksek seviyesini gördük. Merkez Bankası'nın sizin az önce bahsettiğiniz attığı adımlarla faiz zirveye yükseltiliyor. Kredi ve mevduat faizleri 22 yılın en yüksek seviyesine çıkıyor. İhtiyaç karesi faizleri de %76 seviyesi görülürken mevduat faizleri de %59'a yaklaşmış oluyor. Devam ediyor ki kredi ve mevduat faizleri 22 yılın zirvesine çıktığında Merkez Bankası ay başında ihtiyaç kredisi ve ticaret kredisi büyüme sınırını %2'ye düşürüyor. Ardından nakit avansla nakit sayısı 12 aydan 3 aya indiriliyor. Ardından nakit avansla faiz oranı %5'ler düzeyine çıkarılarak atılan adımlar kredi ve mevduat faizlerini de yükseltmiş oluyor. Bunlara ne deriz üstad? Şimdi Faruk Bey öyle bir yere getirdiniz ki bence bir iki tane slide koyarak gidelim buyurun. Oraya. Bu arada hemen biraz yönetmenimizden sırayla değil o zaman azıcık araya gireceğim. Çünkü önce onlu slide'ımızı bir ekrana getirelim. Bu faiz nereden nereye gelmiş? Bir görüntü olarak onu bizim hissetmemiz lazım değerli izleyenler. Bakın ekrana yansıdı. Ekranda hem enflasyonu görüyorsunuz kırmızıyla gösterilen ise şu anda Merkez Bankası'nın faiz oranı. Bakın nasıl basamak basamak yukarı gidiyor. Yani düz gittiği zaman enflasyon nasıl yukarı çıkmış görüyorsunuz. En üstteki çizgi enflasyon çizgisi. Sonrasında sağda altta gördüğünüz kırmızı olan ise gerçekten kademe kademe yukarı gitti. Bu doğru hareketti. Ve gördüğünüz üzere ben alt tarafta kırmızı ifadeyle yazdığım satır arasına geleyim şimdi. Şöyle diyor Faruk Bey. Diyor ki Merkez Bankası ayrıca operasyonel çerçeve değişikliğine giderek gecelik vadede borçlama ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında kendisine 3 puanlık 300 bas puanlık yani 3 puanlık bir koridor açtı. Artı eksi yönde. Artı eksi yönde. Evet. Şimdi bu satır arasında bugün işte gazetelere de baktım. Görmediğim bir satır arası başlığı bu. Önemli bir haber bence. Gerçekten hani orada kendisine bir faiz koridoru açmış. İsterse 50 yerine 53 yapabilir. Evet üstad. 47 de yapabilir. Evet. Dolayısıyla burada bir kendisini alan açmış vaziyette. Demek ki parasal sıkılaştırmada eğer gerekli görüyorsa hamle yapabilir demektir.
Bence esneklik sağlaması açısından da başarılı. Fakat değerli izleyenler, burada size çok kez anlattık. Türkiye'de Merkez Bankası'nda sadece tek bir hedef var. Fiyat istikrarı. Az önce Faruk Bey okudu sizlere. Bu fiyat istikrarı, Anglo-Sakson ülkelere bakıyorsunuz. Amerika'ya bakın mesela. Amerika'da diyor ki büyüme, istikrar, her türlü aracı kullanır. Bizim Merkez Bankası kanununda yine buralara söyledik, değiştirilmesi lazım. Sadece fiyat istikrarı değil, büyüme, bütün verileri kapsayacak. Yani bizim gerçekten Amerika'ya paralel, ortodoks politikaların güdüldüğü yerdeki politikalara göre Merkez Bankası kanunumuzun yeniden gözden geçirilmesi lazım. Peki gelelim 11 nolu slaytımızı rica edelim yönetmenimizden. Orada da ben şöyle bir hazırlık yaptım. Yani 2 yıl vadeli gösterge faiziyle Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama faiz marjına baktığımızda burada bir paralellik son dönemlerde görüyorsunuz ki özellikle hükümetin atandığı günden bugüne paralel gidiyor. Peki gelelim o zaman sizin bahsettiğiniz bu faizle ilgili sıkılaştırmalar için. Efendim şöyle ben hazırlığımı Faruk Bey biraz bunu tabii biraz bozdum galiba. Ters köşe yaptı. O yüzden azıcık bakmam için müsaade ederseniz şöyle bakacağım. Çünkü faiz oranları gerçekten piyasada yükseldi. Yani bu yükselen faiz oranları için gerçekten piyasa şu an zorlanıyor. Yani insanlar kredi kullanamıyorlar, işletmeler kredi kullanamıyorlar. Yani zorlanıyor değerli izleyenler. Biz de sahada olduğumuz için bunu görebiliyoruz işin doğrusu Faruk Bey. Şöyle sırası gelecek. Evet 29 nolu slaytımızı rica edeceğim. Orada birazcık daha değerli izleyenler. Bu bahsettiği Faruk Bey'in faizle ilgili. Bakın mevduatta faizin etkisini mevduatta görüyorsunuz. Mevduatta TL yani mavi ile ekranda gördüğünüz çizgide yükselme var. Gri ile gördüğünüzde o da kur korumalı mevduat. Kur korumalı mevduattan da bir şekilde çıkış var. Epey bir çıkış toparlandı. Yaklaşık 75 milyar dolar seviyesine gelmiş vaziyette. Ama maviye bakın. Yani turuncu ise tamamen döviz. Dövizdeki çözülme bozulmayı gördük hep beraber. Bu çözülmeyle beraber isterseniz bir de 31 nolu slide'ı ekrana getirelim. Ondan sonra yavaş yavaş baştan tekrardan şöyle evet, kurgumuzu anlatarak gidelim. Bakın mevduat faizlerini görüyorsunuz. Aynı zamanda kredi faizlerini yanına koyduğumuz vakit birlikte hareket ettiğini görüyorsunuz. Sizin bahsettiğiniz Faruk Bey tüketici kredilerinde ise en üst seviyede kırmızı çizgide ekranlara yansıyan faiz oranları. Şu anda her şeyin ötesinde. Yani tüketiciyi çok fazla tüketmeyin, alışveriş yapmayın, gereksiz harcama yapmayın, kendinizi kontrol edin mesajı veriliyor. Tüketici bunu alıyor mu mesajı? Herhalde alıyordur. Şimdi geliyorum konut kredisine. Konut kredisinde ise ev alımlarını belki çok fazla hani önüne geçmemek adına mavi çizgide görüyorsunuz ki yaklaşık 8-9 aydır yatay gidiyor. Yani burada herhangi bir artış yok. Ticari faizlere bakalım. Yeşil olan faizler ekranda. Yeşilde de gördüğünüz gibi ekranda her ne kadar ortalaması 55'e gelse de piyasada şu an 75, 65, 68 buralarda bir faiz oranını ne yazık ki görüyoruz değerli izleyenler. Bundan mütevellit şuna dikkat etmek lazım. Ara başlıklar evet önemli. Taksit sayısının aşağı indirilmesi çok önemli. Parasal sıkılaştırma dediğimiz bu. Piyasadan parayı çekiyorsunuz. Yani para içeride merkezde kalacak. Bankada evet, kalacak. Evet üstadım. Kredi olarak piyasaya verilecek. Ama mevduatlar da çok yükseldi. TL çok özendiriliyor. Çok ciddi uzun vadeli TL özendiriliyor. Bunun sonunda bir değerli izleyenler ekrandan grafiği kaldırabiliriz. Bir süper bono gelir mi göreceğiz. Bu süper bono ile beraber biraz mevduatların ve de tevdiat hesaplarının diyelim daha uzun vadeye atılması ve hazinenin en azından nakit dengesinin sağlanması bence muhtemel bir kaçınılmaz görünüyor. Çünkü bütün senaryolar son 5 yıldır 6 yıldır yapılan senaryolarda Türkiye para girişinden bir varsayımla ilerliyoruz. Bu para girişi gelmedi bir türlü. Para girişi gelmediği için aksine para çıkışının olduğunu gördük. Ki bugün size göstereceğim döviz kurunda önemli bir tablo var. Bu yüzden de muhakkak iyi takip edip hesabı kitabı herkesin iyi yapması lazım. İşletmeler bütçeyle, nakit akışıyla çok dikkatli ilgilenmeli. Tüketiciler yani vatandaşımız ise gelirine göre bir ayağını uzatmasını bilmesi lazım. Evet o zaman. Diyerek isterseniz evet haftalık verilerimize. Haftalık verilerimize geçelim. Evet. Evet dövizle başlayalım. Türkiye'nin barometresi dövizle. Bir nolu slaytımızı şimdi evet, ekranlara rica edelim. Döviz bizim için dolar. 32 seviyesine dayanmış vaziyette. Ekranda göründüğü gibi bu haftalık
ya da günlük bakarsak eğer, burada gerçekten dalgalı bir seyir vardı ama seviye çok değişmedi. Bakın isterseniz bir de aylığa bakalım. Son bir ayda ne olmuş? Dolarda nasıl bir seyir var? Dolar TL'de iki nolu slaytımıza geçersek eğer, böyle kademe kademe yukarı giden 31 seviyesinden başlayıp 32 seviyesine giden, her gün her hafta 5 kuruş böyle haftalık 10 kuruş 15 kuruş 20 kuruş artışlarla dolar ufak 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 yükseliyor ve devam ediyor. Bu çok acil ve önemli bir durumu sinyali vermiyor bize. Fakat çok düzenli olarak bunun gerçekten doların gazını alıyorlar. Öyle görünüyor. Peki biz de böyleyken dünyada nasıl bir benchmark yapalım? Bu benchmarkta biz içinde olduğumuz gelişmekte olan ülkelerden iki tane örnekle Güney Afrika ve Brezilya'yı seçerek dolar TL karşısında onlarla biz eşleştirirsek bizim performansımız nasıl gidiyor? Brezilya'nın reali nasıl? Ya da Güney Afrika randının nasıl bir performans izlediğini görelim. 6 ay içerisinde ekranlara yansıdığı gibi 6 ay önce dolar TL 28 seviyesinde. Bakıyorsunuz Brezilya'da diyelim ki aynı seviyede. Bunların hepsine 100 dersek eğer. Bugün dolar TL yüzde yaklaşık 20 değer kaybetmiş. Peki aynı siklette olduğumuz Güney Afrika ve Brezilya'ya bakarsanız hemen hemen 100 seviyesinde. Bu ekrandaki şu an grafik neyi gösteriyor biliyor musunuz? Yani 28 liraysa eğer orada da yine 28 lira. Dolar TL 28 olsaydı ki öyleydi yine 28 lira bugün. Değişmeyecekti. Bu konjonktüre göre Amerika'nın aldığı kararlar, dünyadaki endeksler, korku endeksindeki sükunet diyelim, değişmemiş. Yani sakin, stabil bir ortam var. Fakat kırmızıyla gördüğünüz ekranda dolar TL'ye bakarsak eğer, dolar TL'de ise dediğim gibi ufak ufak o gazı almışlar. Yani kademeli, kontrollü bir döviz politikasıyla devam ediyoruz. O yüzden orta vadeli programa uygun bir döviz politikası şu anda var diyebiliriz. O halde para girişinin Türkiye'ye gelmesini bekleyeceğiz. Önümüzdeki 6 ay takip edeceğimiz tek husus aslında bu diyebiliriz. Peki gelelim biraz dünyadan bahsedelim. Dolar TL böyleyken doların temelinde dolar endeksini her zaman bu ekranlardan sizlere gösterdik. Dolar endeksine baktığımızda dolar endeksi neydi hatırlayalım. Doların karşısında 6 tane para birimine karşı güçlü ya da zayıf olduğunu gösteren bir endeks. 100 seviyesini kabul edersek 100'ün üstünde ise güçlü, 100'ün altında ise dolar zayıflıyor demektir. Şimdi ekranlara yansıdığı üzere 104 seviyesine çıkmış vaziyette geçtiğimiz hafta. Peki şöyle bir yılbaşından bugüne bakalım. Yılbaşından bugüne baktığımızda ise bir sonraki slaytımız ekranlara geldiğinde kademeli olarak yukarı doğru gidiş gördüğünüz üzere. Özellikle Şubat ayının başlarında şu anda zirve yapmış vaziyette 104.54'de. Fakat bugün de 104.06 seviyesinde seyrediyor. Çünkü bu hafta Türkiye Merkez Bankası'nın faiz kararının yanı sıra Fed'in de bir faiz kararı vardı. O faiz kararında bir değişiklik çıkmadığı için burada stabil ve yatay bir seyir var diyebiliriz. Peki değerli izleyenler, dolar endeksiyle Amerika'nın 10 yıl vadeli gelin tahvillerini karşılaştırarak bir de bakalım. Ki bir paralellik var mı yok mu? Bakın dolar güçlendiği zaman ya da zayıfladığı zaman 10 yıllık tahvil faizlerinin de düştüğünü ya da yükseldiğini görüyorsunuz. Kırmızı olan tahvil faizi, 10 yıllık Amerikan tahvil faizi, mavi çizgide dolar endeksi. Biraz paralel takip ediyor. Yani dolar endeksinin yukarı gideceğini düşünenler Amerika'nın tahvillerine yatırım yapabilirler. Dolayısıyla çok güzel bir dengede götürüyorlar benim gördüğüm bu. Ama dolar TL'nin gidişatını takip etmek için artık dolar endeksine çok da bakamayacağız. Peki değerli izleyenler, bir ay önce sizlere yaptığım yine bu ekranlardaki sunumda ben bir rakam göstermiştim ki bu Fed'in Mart ayında faiz indirimini pas geçeceğini, faizi sabit tutacağını söylemiştim hatırlarsanız. Bir grafik getirmiştim ki orada tahminler ve ekonomistlerin iddiaları vardı. İsterseniz onu görelim. 7 nolu slaytımız gelsin. Sonrasında Fed'in faiz kararını konuşalım. Bakın zaten %80-90'lardaki faiz indirim Mart ayı için yapılan tahminlerin Ocak sonu itibariyle Şubat'ta %40'ların altına geldiğini görmüştük. Aslında faiz indirimi beklenmiyordu. Beklenmiyordu. Yani artık burada Fed'in
pas geçeceği konusunda aslında bir hemfikir olmuştu herkes. Tabii temel soru burada ne zaman indirecek? İsterseniz bir sonraki slaytta da en azından Fed'in şu anda faizle ilgili bazı varsayımlarda, ekonomiyle ilgili bazı görüntüler gelecek ekrana. Burada bazı varsayımları göreceğiz. Bakın hem büyümeyle ilgili varsayımlar, hem işsizlikle ilgili varsayımlar, hem enflasyonla ilgili hem de faiz oranıyla ilgili varsayımları görüyorsunuz ki en altta faizle ilgili tahminleri gördüğünüz üzere düşeceği yönünde, bu seneyi 4.6'lar seviyesinde düşeceği yönünde bir tahminleme var ki Fed'in, Powell biliyorsunuz Fed Başkanı bir açıklama yaptı. Muhakkak kaçınılmaz ki dedi, 75 puan düşüreceğiz. Zaten 4.6 yakınlardan görüyoruz Faruk Bey. Yani şu anda 5.25, 5.50 aralığında Fed'in faizi sabit tuttuğu için oradan da 75 puan gelirseniz 4.5'lar seviyesini aslında zaten kendileri telaffuz ediyorlar değerli izleyenler. Evet. Dolayısıyla biz bu verileri sizlerle paylaşıyoruz. Şu anda yıl sonunda 4.6 Amerika'daki ekonomistlerin de varsayımı bu yönde olacak. Dolayısıyla birazcık risk iştahının aslında artacağını söyleyebiliriz. Çünkü faizin gevşemesiyle doların azıcık piyasaya sürülmesi, yani uluslararası arenaya çıkmasını bekliyoruz ki biz de oradan Türkiye olarak biraz inşallah sebepleneceğiz. İnşallah üstadım. Onu bekliyoruz. Evet, 2 dakikalık bir sürecimiz var üstadım. Ona göre bir sonraki slaytımıza geçelim. Peki o zaman aslında dolar endeksi ve Fed'in bu açıklamalarıyla beraber dünyada bir rehavet var mı ya da gerginlik var mı? Bunu da gösteren biliyorsunuz ki bir endeks var. Bir endeks var. Korku endeksi üstadım. Korku endeksi değil mi? Yani, aynen öyle. Yani böyle bir endişe var mı yok mu diye 93'ten beri Michigan'da çıkan bu endeks VIX endeksi olarak yayınlanır. Bizler takip ederiz. Haftalık günlük olarak nasıl bir gidiş var? Eğer bir gidiş hatta yukarı doğru bir ivmelenme varsa bizim bilmediğimiz aslında piyasaya bir sinyal var. Bunları biz takip ederiz. O sinyalleri izlememiz lazım. Bir araba kullanmak gibi düşünün. Evet. Önde giden bir araba var. Sağa sinyal veriyorsa, değil mi? Sinyal verdiği zaman onun sağa döneceğini artık anlıyoruz. Evet. Burada da VIX endeksinde sinyalleri takip ediyoruz. VIX endeksine bakalım ve isterseniz sonra araya girelim. Peki üstadım. Evet, ekranlara yansıdı. VIX endeksi Eylül'de son çeyrek özellikle yine bir gerginlik. İşte Gazze Savaşı vesaire. İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıyla beraber korkunç bir tabii şey durumda orası. Ama 15'lerin altına tekrar geri geldi. Ekranda gördüğünüz üzere sağ tarafta hafif böyle dalgalı. Yukarı gittiği gün oluyor. Biz buna eyvah diyoruz. Yarın bir daha bakalım. Ertesi gün bakıyoruz düşüyor tekrar. Evet. Bunu değerli izleyenler, işletme sahipleri muhakkak takip edin. Ki burada eğer bir yükseliş varsa bizim belki bilmediğimiz bazı şeyler oluyordur. Bunu da yakın zamanda hissedeceğiz demektir. Evet isterdim. Ve nokta koyuyoruz. Bir reklam arası. Reklamdan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet değerli izleyenler, reklamlar. Üstadım VIX endeksi demiştik. Bu arada son noktayı koymuştuk. Koyduk sonra. Doğrudur. Bir sonraki slaytımıza geçerek kaldığımız yerden buyurun devam edelim. Evet aslında programın girişinde Faruk Bey ile hem tartıştığımız hem de gösterdiğimiz onlu slaytımızla başlayacağız. Biraz hızlı geçeceğim çünkü orada birkaç şey zaten konuştuk. Faizle ilgili vurgular. Şimdi politika faizinde Merkez Bankası'nın 22 yılın en zirvesi dedi Faruk Bey az önce. Doğru, en yüksek seviyesindeyiz ama olması gereken yerdeyiz. Bu konuda gerçekten cesur adımından dolayı ben de tebrik ediyorum. Çünkü yapması gereken şeyi yaptı. Evet, şimdi az önce Fed'in faiz oranını göstermiştim değerli izleyenler. Burada kırmızıyla gördüğünüz gibi 50 puana geldik. Tekrar artar mı eder mi? İnşallah artmaz. Çünkü zaten çok ciddi bir seviyeye geldi bu iş. Kendine de 3 puanlık bir marj yaratmış oldu. Aynen öyle. Evet, şimdi gelelim ekranlara yansıyan Türkiye'nin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti ile 2 yıllık gösterge tahvil faizine bakıyorsunuz. Paralel gidiyor. Bakın Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti değerli izleyenler. Merkez Bankası'nın ne kadar aktif olduğunu size göstermek istiyorum. Merkez Bankası'nın piyasada döviz alımı veya satımı çok net bir şekilde yansıyor piyasaya.
Ve bu veriler çok düzenli açıklandığı için bizler de sizler için bu verileri ekranlarınıza yansıtmaya çalışıyoruz. Evet. Dolayısıyla şimdi ekranlara gelecek olan 12 nolu slaytımızda net döviz alım satım rakamlarını göreceksiniz. Merkez Bankası çok net bir şekilde her hafta düzenli olarak her ay alım yapıyor ve satım yapıyor. Ama 2024 yılına baktığımızda ise net satış yapan yönde şu anda. Yani Aralık ayında aldığı dövizleri 12.6 milyar dolar almıştı. Şu anda 6.5-5.1 yaklaşık evet. 12 milyarı zaten ilk 2 ayda bozdu. Evet, evet. Mart ayında da bozmaya devam ediyor. Evet. Aktif olarak Merkez Bankası piyasada işlem yapıyor. Bu çok net. Bizler de bunu takip ediyoruz zaten. Peki gelelim bu faiz politikasının arkasında döviz hareketinden paralel şu anda bir reel faizden bahsetmiştik. Evet. Yine programın açılışında Faruk Bey'le beraber reel faize bakalım. Bakın reel faiz şu anda beklenen enflasyona göre mavi olan artıya geçmiş vaziyette gayet iyi. Gerçekleşen enflasyona göre baktığımızda ise şu anda hemen hemen başa baş olmuş vaziyette. Sıfıra gelmiş vaziyette. Dolayısıyla bu dövizin istikrarı için çok iyi. Yani dövizde ani bir artış yaşamamak için daha istikrarlı, düzenli, kademe kademe piyasanın kaldırdığı kadar bir artış için daha iyi. Şu anda reel faizde biz sıfıra gelmişiz. Şimdi ekranlarda şu an biraz mesela Faruk Bey sizin de dikkatinizi çekmek isterim. Bakın 2004 yılından hatta 2008'den hani ikinci 5 yıllık dönemden bahsediyorum. Ta 2018'e kadar gelen bu süreçte görüyorsunuz ki hep sıfırın etrafında evet. zaten reel faiz. Evet. Reel faiz sıfırın etrafında olduğu için dolar TL kuru çok yatay geçti yıllarca. Evet. O dönem işte. Sonra bozulmayı görüyorsunuz zaten. Evet. Özellikle hükümet sisteminin değiştiği 2018 senesinden beri görüyorsunuz ki kurdaki dalgalanma farklı. Faizin düşük tutulmasından, enflasyonun da yüksek gidişatından dolayı reel faizdeki makas açıldı ve kurda arttı. Evet. Şimdi tekrardan gördüğünüz üzere turuncu olan sıfır noktasına geldi ki burada artık dövizde daha istikrar olacağını görüyoruz. Peki gelelim değerli izleyenler. Şimdi Faruk Bey'le tabii programın başında da konuştuk. Dolarda bir kayıp TL için söylüyorum. Çok şu anda muhtemel gözükmüyor. Zaten gösterdik. Çok kontrollü bir dolar seviyesi var. Son 16 yılda dolar diğer para birimlerine karşı dolar TL'de ne kadar güçlü kalmış? Türk lirası ne kadar zayıflamış? Benzer ülkeler ne kadar zayıflamış onu görelim. Yönetmenimiz biraz hızlı girdi hemen. Bravo. Ekranlara geldi. Bakınız. En altta sarı çizgi yetmediği için artık sadece yazma gereği hissettik. Evet. 22.561 yani dolar 16 sene öncesine göre dolar TL kuru 2560 yani 25.6 kat Türk lirası değer kaybetmiş. Evet. Hani değerli izleyenler ekranlara falan zaman zaman gelir ya böyle işte WhatsApp'tan gelir efendim gazetelerden okursunuz. 10 sene önce 200 lirayla efendim şu kadar altın alınırdı, şu kadar ekmek alınırdı. Şimdi bilmem kaç adet ekmek alınır gibi hesaplar yapılır. 200 lira işte ilk çıktığı işte 14 sene önce mi ne çıkmış? O zaman çıktığı dönemde 200 lirayla örnek 6 tane çeyrek altın alınırmış. Şimdi alamıyorsunuz gibi. Hani böyle hesaplar var. Şimdi bu hesaplara göre ekranda yansıdığı üzere Türkiye'nin para birimi benzeri ülkelere göre kat be kat değer kaybetmiş. Evet. Şimdi Rusya var hemen üstünde alttan ikinci sırada. Evet. O 2.7 kat yani %277. Evet. Evet. Kaç yılda? 2 Ocak 2008'den 12 Şubat 2024 yani 16 yılda. Evet üstad. 2.7 kat değer kaybetmiş. Güney Afrika 1.8 kat. Brezilya 1.8 kat. Çok yakın birbirine. Evet. Peki kim değer kazanmış? Yani en tepeye bakarsanız oyun kurucu. Evet. Oyun kurucu kim? Zaten doları baz aldığımız için dolar sahibi olan Amerika. Ha. Euro %100 değer kazanmış. Evet üstad. Dolar karşısında. Çin'de paralel gitmiş. Paralel. Bakın evet. Şimdi gazetelere yansır, televizyonlara yansıdı. Amerikan Başkanı Donald Trump geldi efendim.
Vay Huawei'nin işte bir cep telefonu şirketinin sahibinin kızını alıkoydular Amerika'da. Ne hikayeler? Ekranı kaldırabiliriz. Şimdi burada çok ciddi hikayeler gördük hep beraber. Adına ticaret savaşları dediler. Bu ticaret savaşlarında görüyorsunuz ki ekrandan 2008'den beri 16 yıldır Türk lirası 25.6 kat değer kaybetmiş. Çin parası ise değer aynı. 1.3 saymayalım. Aynı yerde kalmış. Aynı yerde kalmış. Doğru. Mesela oyunu kuruyorlar. Bu oyunu çok güzel de oynuyorlar. Olan bizim gibi ülkeler bizim oluyor. Bizim gibi ülkeler oluyor. Maalesef. Evet, maalesef. Onun için bizim de hesabımızı kitabımızı ülke olarak yapmamız lazım. Peki değerli izleyenler, hesap kitap yaparken bizlerin çok yakın zamana bakmamız lazım. Bir yıl bizim için çok kabul edebilir yakın zamandır. Kısa vade dediğimiz zamandır. Muhasebe tekniği açısından da bilançonun pasifinde değil mi? Evet. Bir yıla kadar olan borçlar nedir? Kısa vadeli borçlar. Değerli izleyenler, bir yıla kadar vadeye olan borçlarımıza baktığımızda 225 milyar dolar borcumuz var Türkiye'nin. Birazcık analiz edelim isterseniz. Ekranlara 15 nolu evet. Slide'ı getirelim. Bakın bu slide'da göreceğiniz üzere Merkez Bankası'nın burada esasında ödemesi gereken borç rakamı 46.1 milyar. Evet işte. Genel yönetimin yani merkez hazinenin 5.2 milyar. Çok evet. Para değil. Bankaların yani çok 100, ciddi bir evet, borcu var. Ki bence sorun değil. Yönetilebilir bir borçtur. 100 milyar dolar borcu var. Diğer sektörlerde 74 milyar. Evet. Yani borçlanmışsa bir işletme yani kusura bakmaz öder. Çünkü zaten hesabını yapmıştır. Bankalar zaten bu işi çok iyi yapar. Onun için orada da bir endişem yok. Merkez Bankası'nda herhalde kimse default etmesini istemez. Dolayısıyla burada şimdi ekrandan kaldırabiliriz. Yani 225 milyar dolar bir yıla kadar bir borç var ise bu borcun karşılığında cepte ne var? Evet, değil mi? Ona bakalım. Peki ondan önce bu borcun kamu borcu mu, özel borç olduğunu bir de ona bakalım isterseniz. Ona bakalım, evet işte. Onu da bir analiz edelim. Sonra cepte ne varı göreceğiz beraber. Evet, ekranlara yansıdığı üzere kamunun borcu 47.4 milyar dolar. Evet. Merkez Bankası'nı ayrıca takip etmek için 46.1, özel sektöründe 131 milyar. Yani kabaca 132 milyar dersek 225 milyar dolar bir borçtan bahsediyoruz. Evet. Peki biz ne zaman köşeye sıkıştırılırız? Bakın çünkü burada oyuncular belli. Evet. Bizim de güzel dayak yediğimizi gördük. 25 kat para birimimiz değer kaybetmiş. Hangi ay ne ödeme var? İsterseniz bir de o tabloya bakalım. Sonra cepte ne var? Tekrar geleceğiz. Ekranlara yansıdı. Bakın yüklü ödeme kamu için ekranlarda Ağustos ve Kasım'ı görüyorsunuz. Evet, evet, evet. November olarak yani Kasım ayı 6.7 milyar. Kırmızı olanlar banka ve banka dışı. Şirketlerde yeşil. Aslında dengeli bir ödeme var yeşile bakarsak. Yani işletmeler kendi borçlarını dengelemişler. Bankalardaki yığılma nerede? Kırmızıya bakalım. Bakın kırmızıda en büyük ödemenin olacağı ay Cun yani Haziran ayı. Evet işte. Sonra yine Kasım ayı. Kasım ayı Türkiye'de görüyorsunuz ki en yüksek çizginin olduğu yani 14 milyar doların ödeneceği ay. Evet. Dolayısıyla Kasım ayında bir stresimiz olacak. Yani Kasım ayına iyi hazırlanmak lazım Faruk Bey. Türkiye'nin Ekim-Kasım yani daha doğrusu Eylül-Ekim ayını iyi atlatması lazım ki Kasım hazırlansın. Vallahi buraya kadar iyi hazırlık yapmamız buraya lazım. Buraya kadar iyi de üstad işte tabii biliyorsunuz her hafta her şey konuşulurken bir seçim sonrası deneye bir şey çıkartıldı biliyorsunuz. Boş verin bakmayın. Yani ekonomiden bağımsızdır. Yerel evet. Seçimler farklı yani. Hani biraz belki geçen sene yaşadığımız seçimi tabii ki hükümet politikalarının devamı açısından görmek için önemliydi ama orada zaten hükümet heterodokstan ortodoksa döndü tekrardan. Çok değerli bir isim Mehmet Şimşek'i evet. Bakan yaptı. Dolayısıyla çok kıymetli bir isim ve ekip şu an yönetiyor. O yüzden genel seçimler benim için çok daha önemli. Yerel seçimler daha farklı. Şey kişiye bağlıdır. Ben oraya çok bakmıyorum. Ekonomiden bağımsız. Oraya da zaten çok oynamıyorlar gördüğüm kadarıyla ki iyi yapıyorlar. Peki evet. Efendim 225 milyar dolar borca karşılık cepte ne var? İsterseniz ne var? Ona bakalım. Bakalım. Evet. Kimin cebinde ne var? Bir de onu göreceğiz zaten evet. Ekranlara. 18 nolu slaytımızda isterseniz bir de onu görelim. Evet ekranlara yansıdığı üzere bizim swap alacaklarımız, yurt dışı bankalardaki bizim kendi mevduatımız, bankalardaki nakit 6.9 evet. milyar, eurobondlarımız var serbest. Evet.
12.3 toplam 86.8 milyar dolar var cepte. Yani 1 liramız var, 3 lira da borcumuz var. Neredeyse. Hemen hemen neredeyse değil, direkt o. Yani şu anda tablo. Değil mi? Yani direkt onu görüyorsunuz. 1 lira cepte para var, 3 lira da kabaca borcumuz var diyebiliriz. Bu çok mu kötü, çok mu iyi? Tabii ki bunun yenilenmesi, bütün bu kredilerin özellikle özel sektör ve bankaların tarafının yenilendiğini görüyoruz ki buna tembit diyoruz biz. Tembit edilmesiyle zaten bunu aşıyoruz. Peki gelelim Merkez Bankası'nda. Altın ne kadar var? Evet. Hadi gelin bakalım. Bakalım bakayım üstadımız neymiş? Eksi, özür diliyorum, 52.7 milyar dolarlık altın var. Evet. Burada biraz eksi gibi görünüyor ama eksi değil aslında. O 52.7 evet. milyar dolarlık evet. bir altın var. Şimdi bir sonraki slayta geçelim. Merkez Bankası'nın ne kadar dövizi var diye bakalım evet. bir de isterseniz. Hani cepte ne varı gördük. Merkez Bankası'nda ne var? 46 milyar dolar borcu varken Merkez Bankası'na baktığımızda ise evet 77. yaklaşık 8 milyar doları var. Kendi rezervine bakarsak eksi de ama toplam brüt olarak rezerve bakarsak artı da biliyorsunuz. Artı da evet. Peki bugün ekranlara ilk defa TV41 ekranlarına rezervi oluşturan yükümlülükler neler? Merkez evet, Bankası. Rezerve. Biraz kıralım. Evet buyurun üstad. Biraz kıralım. Evet bir sonraki slaytımızı rica edelim yönetmenimizden. Biraz kıralım cepte ne var? Hangi kalemlerden bunlar oluşuyor? Bakın bankaların zorunlu karşılığından altından gelen 8.4 evet. milyar dolar. Bankaların swap yine altın karşılığı tuttuğu swaplar var 4 milyar. Evet. Hazinenin altını var 3.3 milyar dolar kadar. Bankaların YP dediğimiz yabancı paradan dolayı döviz tutmak zorunda olduğu paralar var. 71 milyar bankalardaki paranın 71'ini Merkez Bankası diyor ki getir bana depo et. Bende dursun emaneten dursun. Çünkü diyor ne olur ne olmaz ben bu parayı tutayım diyor. Evet. Bu da zorunlu karşılık biliyorsunuz. Burada 71.1'i var. Tekrar ekranlara getirelim. 70.8 milyar dolar ne? Bankanın swap dövizleri var. Bravo Faruk Bey. Banka yabancı yurt dışı bankalarda tutulan mevduatlar var. Evet. Toplama bakıyorsunuz aslında 199.1. Dolayısıyla bizim kendi rezervleri eksi olduğundan hareketle bakarsak da yaklaşık 130 milyar dolar brüt rezervimiz şu anda mevcut. Evet. Peki gelelim azıcık Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararı. Kurdaki gidişat. Enflasyon az önce Faruk Bey okudu. Bu enflasyon endişeleri, sıkılaştırmalar. Kurlarla enflasyon arasında nasıl bir bağ kurabiliriz? İsterseniz bir analiz edelim bunu da. Buyurun. Ona bakalım. Aylar itibariyle dolar, sepet kur ve enflasyonda nasıl bir gidişat var? Bakın, yeşil olan enflasyon. Yeşillere bakalım sadece. Enflasyon Ocak'ta bir yükselmişti, Şubat'ta halen yüksek bir önceki aylara göre ama bir düşüş trendi olmuş yani ocağa evet, göre bakarsak. Ocağa göre değil bakarsak, mi? Evet işte. Dövizde nasıl bir değişim var? Nasıl bir değişim olmuş? Kırmızıya bakalım, sepete yani yarım dolar, yarım euro. Buna biz sepet evet. kur diyoruz. Sepet kura baktığınızda ise yine bir dalgalanmayı görüyorsunuz. Dolarda da dalgalanma bir tek Aralık ayında ciddi bir düşüş olmuştu ki zaten Merkez Bankası 12.6 milyar dolar toplamıştı piyasadan evet. o ay. Evet. Dolayısıyla her ikisine baktığımızda şu anda enflasyon halen yüksek seyrediyor Faruk Bey. Evet. Bu yüksekliği de şimdi dolardaki düşüşle beraber önümüzdeki dönemlerde yani o mavi ve kırmızı çizgi yeşilden küçük olduğu için önümüzdeki dönem yeşillerin de aşağı yani enflasyonun da aşağı doğru geleceğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki bunun da Mayıs sonrası Haziran'la beraber olacağını öngörüyoruz evet. zaten. Burada hatırlarsanız döviz kurunda Türkiye'nin yurt dışı üfe verisi açıklanıyor. Bu TÜİK'in açıkladığı veriyle beraber bu sepetle yurt dışındaki üfede yani ihracatçının rekabet gücünü kontrol edip görmeye çalışıyoruz, analiz etmeye çalışıyoruz. Çoğu ekranda bulamazsınız. Sadece TV41 ekranlarında bulabileceğiniz bir tablo göstereceğiz. Evet. İhracatçının maliyetiyle satış arasında nasıl bir makas var? Evet, onu görelim isterseniz. Evet, evet, evet. 23 nolu slaytımız. Bakın bu makas biraz açılmış gördüğünüz gibi. %20'ye gelmiş. Yani aslında kurda %20'lik yani ihracatçılar diyor da herkes de bana soruyor. Bu ihracatçılar bağırıyor. Niye acaba istiyor bu kadar kuru istiyor acaba? Ekranlara görüyorsunuz. Makas biraz açıldı. Enflasyondaki artıştan dolayı, kur sepetindeki de düşük seyirden dolayı şu anda %20 kadar bir fark var. Yani ihracatçının o yüzden
bağırdığı çağırdığı şeyin arkasında bizim hesaplarımıza göre de böyle bir fark var. Yani kabaca söylersek hani bir 37-38 olsa herkes mutlu olacak. Olacak, evet. Evet. Ama bu sene sonunu ancak görürüz. Ancak belki de görmeyebiliriz işte. Enflasyon da zaten düşmeye başlarsa, evet. Faruk Bey, o zaman makas da küçülecektir ki, evet. Önceki aylarda zaten bunun daha düşük olduğunu görüyoruz. Evet. Peki gelelim biraz da verilere isterseniz değerli izleyenler. PMI verisi var, biliyorsunuz satın alma yöneticilerinin, evet, aldığı bir veridir. Burada hem Avrupa'ya ve Amerika'ya bakarsak bu verilerde yavaş yavaş bir toparlanma emaresi var. Epeydir kötü gidiyordu ama hem trend olarak bakarsak Euro bölgesine, turuncu çizgide yukarı doğru bir gidiş var ama halen 50 eşiğinin altında. Amerika'da işler iyi ama bir ivme kaybı gördüm. Onu da değerli izleyenlerimizle paylaşmak istedim. Yani. Borsa dalgalı ama fena değil. Fena yine değil, devam, evet, ediyor. Devam ediyor. Evet. Burada Türkiye'ye bakılan CDS primi dediğimiz yabancıların risk primindeki düşüşle beraber mavi çizginin düştüğünü görüyorsunuz ve beraberinde borsaya da trendin arttığını, borsa endeksinin yukarı çıktığını görüyorsunuz. Evet. Peki değerli izleyenler, burada, evet, borsa yukarı giderken yabancı ne yapmış? İsteden geçti mi? Yabancı, evet, çıkmış mı, girmiş, evet, mi? Her hafta Perşembe akşamı Merkez Bankası veri açıklar. Biz de Cuma sabahı sizler için bunu hazırlarız. Merkez Bankası'nın dün akşam açıkladığı veriye göre geçtiğimiz hafta yine hisselerden çıkış var. 156, bakın ekranlara gelecek. Var. Evet, 256 156 milyon milyon işte, dolar. Evet. Bir çıkış olmuş. Kırmızı ile görülen çizgi haftalık olarak, evet, trend aşağıya doğru gidiyor. Peki tahvilde ne oldu? Tahvilde de çıkış var. Çıkış var. 77 milyon evet, dolarlık bir çıkış oldu. Bir çıkış. Orada da bir sonraki slaytımızda tahvili gösterelim. Yönetmenimizden rica edelim. Evet. Tahvilden de çıkış 77 milyon dolar oldu. Ama halen yılbaşına göre ancak başa başa gelmiş vaziyette. Evet, burada... Peki. Kur korumalı da ne oldu üstad? Efendim, kur korumalı da ne olacak? Kur korumalı da aslında şu anda biliyorsunuz ki ciddi bir bozum oldu. Yani bu politikaların geldiğinden beri hükümet, yeni hükümetin kurulduğu ve ekonomi politikasının Mehmet Şimşek'e teslim edildiğinden beri Sayın Şimşek çok net bir şekilde hükümetin üstünde olan, üstadımızın deyimiyle, bir kamburu yok etmeye çalışıyor. Evet üstad. Bu kambur, 28 nolu slide'da kamburu bir gösterelim mi? Evet. Kamburu görüyorsunuz değil mi? Bakın sağ tarafta. O kambur zaten doğal görünüyor yani. 140 milyar dolar karşılığında gelen kur korumalı mevduatın yaklaşık 75 milyar dolar seviyesine gerilediğini görüyoruz. Evet. Ciddi başarılı bir eritme oldu. Yani kısa sürede ciddi başarılı bir eritme gördük. Bu eritmeyle beraber kur korumalı da şu anda yıllık dövizin kalsın, işte faiz şunu al, TL olarak al gibi farklı politikalar var bankalarda. Bunu da göreceğiz. Bir sonraki slaytta mevduat dağılımını göstermiştik. İsterseniz onu geçelim. 29 nolu slaytımızı. Evet. Ama 30 nolu slaytımızda toplam kredilerimiz. Peki Türkiye'de parasal sıkılaştırma diyoruz. Nasıl gidiyor parasal sıkılaştırma? Evet. Bakın kırmızı çizgide ufak bir hareketlenme var. Yani sanki muslukları azıcık açmaya başladılar. Faizler yükseldi. Değil mi? Artık getiriler de belli oldu. Azıcık piyasaya verecekler ama alan yok. Alan yok, faiz oranları yüksek oluşundan dolayı müstahak. Peki. Aylık %5-6'lar seviyesinde, evet, en az. Evet. Dolayısıyla yüksek. Evet. Faizleri göstermiştik ama tekrar bir gösterirsek faizlerde de ciddi artışlar var. Bir sonraki slaytımızda faizleri göreceksiniz. Burada devam edelim yönetmenimizden. Evet. Faizlerdeki artışı gördük, halen devam ediyor. Dünkü Merkez Bankası'nın faiz artışıyla beraber bu oranlarda bir tık daha yukarı böyle bir hareketlemenin, ivmelemenin olacağını düşünüyoruz. Kaldı ki yapılan açıklamalar da bu yönde. Bakın ekranlara şimdi gelen taksitsiz nakit satış, taksitli nakit satış, evet, ne kadar bir yüzdeyle gittiğini görüyorsunuz ki bu ekranlara ilk defa yansıyor. Yani şu anda taksitsiz satış %50'lere gelmiş vaziyette. Evet işte. Zaten taksitleri kısıtladılar değil mi Faruk Bey? Evet. Siz açıkladığınız, evet, az önce. Evet. Yani 12 taksit, 3 taksit. Evet, aynen öyle oldu işte. Dolayısıyla taksitli satış yerine az tüketim yap, cebindeki para kadar. Evet, aynen öyle. Yani hiç fena bir oran değil. Yani %50, evet, neredeyse peşin yapılıyor zaten yani. Evet, şu andaki durum o zaten. Aynen öyle. Bundan sonra da daha da düşecek diye tahmin ediyorum. Yani taksitsiz kesinlikle kullanılmayacak gibi gözüküyor işte.
Öyle gibi gözüküyor. Öyle gibi para gözüküyor. Kadar, cebimizdeki evet. para kadar alacağız. Evet. Peki değerli izleyenler, turist çok iyi geliyor, turizm bu sene iyi getirecek deniyor. Yolcu sayısına bakalım. Devlet Hava Meydanları'nın açıkladığı yolcu sayılarından sizlere bir grafik. 5 dakikalık süremiz kaldı. Elimizdeki slaytlara göre durumumuzu da toparlarsak. Tamam. Yolcu sayısında bir artış var, doğrudur. Bu da bizim için iyi işaret ama özellikle yurt içinde bir hareketlilik görüyoruz ki bu da pozitif. Gelelim konut endeksine. Konut fiyatlarındaki endekse baktığımızda ise geçen sene TAP seviyesinde en üst seviyede olan fiyat endeksinin yavaş yavaş aşağı doğru geldiğini görüyoruz. Evet işte. Özellikle İzmir'de son derece aşağı gelmiş vaziyette. İstanbul'da da yine düşüş devam ediyor. Peki bunu biz konut satış adetleriyle birlikte bir de karşılaştırırsak nasıl bir tablo var? İsterseniz bir sonraki slaytımızda onu görelim. Adetler ve fiyatlara göre bir tablo yaparsak eğer fiyatlardaki düşüş var. Son derece artık demek ki yavaş yavaş bir ivmeleme. Bakın alttan hani eksiye düşen satışlarda bir ivmeleme olmuş. Şubat ayı pozitif. Yani Şubat ayında bir ivme var. Fakat yine de güven endeksine bakarsak güven endeksi halen tüketicinin güven endeksinde değerli izleyenler. Bir sonraki slaytımızda yönetmenimiz sizlere sunacak. Bu güven endeksinde yine bir ivme kaybı var son ayda. Yani bir toparlanma eğilimi vardı. En sonda küçük bir eğilim göreceksiniz. Sanayi üretimine bakacak olursak biraz da gerçekleşmiş verilerden gidelim demiştik. Sanayi üretiminde de bir ivme kaybı var ki en çok bizim istemediğimiz kayıp bu. Erime var. Bakınız ekranlarda neredeyse geçen sene Haziran'dan beri erime var. Aylık bunlar bir önceki yıla göre karşılaştırma ne kadar büyüme var diye ama gittikçe Ocak ayı verisine baktığımızda da küçülme oluyor Faruk Bey. Evet. Işte evet bu kadar diyelim. Evet değerli izleyenlerimiz. Yani çok zor bir haftaydı. Evet, işte. Uluslararası Merkez Bankalarının faiz açıklamaları vardı. Pas geçti Fed. Merkez Bankası faizi artırdı. Çok da doğru yaptı. Buna ihtiyacımız vardı. Enflasyondaki bozulmayı zaten sizlere Şükrü Üstad anlatmıştı. Önümüzdeki dönemde 2-3 ay daha belki bu enflasyondaki artışı göreceğiz ama sonrasında gerçekten bir düşüş eğilimine gireceğini, kurdaki yatay ve sakin gidişin de bunu destekleyeceğini sizlere az önce gösterdik. Dolayısıyla umarım yaza doğru nakit, döviz nakit girişinde artacağını göreceğiz. Turizmle beraber. Ama sanayideki düşüş endişe verici. Piyasada kredilerin bu kadar yüksek seyretmesi, kredi faizlerinin sıkılaşmayı da getirdiği için işletmelerin kredi ihtiyaçlarının karşılanmaması çok endişe verici benim açımdan sadece likidite açısından geliyor. Evet. Ama bir taraftan da halka arzlar devam ediyor. Piyasada kredi yerine halka arza giden işletme sayısının da arttığını görüyoruz. Her ne kadar SPK burada kriterleri artırsa da bunu sağlayan işletmelerin hiç düşünmeden sermaye piyasalarına tahvil de olabilir ama halka arz da olabilir. Başvurmaları gerektiğini söyleyebiliriz Faruk Bey. Evet. Herhalde haftayı güzel toparladık. Evet güzel toparladık. Evet işte izleyenlerimiz bir hafta daha programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu haftaki konumuzda değerli üstadım Bülent Bey ile haftanın faiz artışındaki mesajlarını size ne anlama geldiğini anlatmaya çalıştık. Onun haricindeki ekonomik veriler ve üzerindeki yorumlamayı dile getirdik. Size iyi hafta sonları diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum.